dostlar, Kemal Kılıçdaroğlu şurada bir hafta öncesine kadar bastırıyordu. Ne yapalım? Hemen erken seçime gidelim. Hemen erken seçime gidelim. Bak şimdi hiç ses çıkmıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü aşı olayından dolayı, pandemiden dolayı tabii ki piyasada bir takım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları AK Parti icat etmedi ki. Bütün dünyada iktidarlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama AK Parti gibi pandemi ile mücadele eden, korona ile mücadele eden çok nadir ülkeler var. Çok nadir ülkeler. Efendim, son günlerde aşı tedariki tamamen rayına oturdu. 30 milyona yakın BioNTech geliyor. Çinlilerin Sinovac aşısı geliyor, Ruslardan geliyor, yerli aşımız geliyor derken 18 yaşına kadar aşılama oranı indi. Elhamdülillah. Siz Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ya da İyi Parti'den ya da Saadet Partisi'nden hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Ya Allah'a şükür bu adamlar bu aşı işini iyi becerdiler be. Allah bunlardan razı olsun. Netice itibariyle aşı yapılırken sen CHP'li misin? Sen HDP'li misin? Sen İyi Partili misin? AK Partili misin? Böyle bir ayrım yapılıyor mu? Yapılmıyor. Üstelik bu vurdum duymaz. Altını çiziyorum. Millet olarak vurdum duymazlığımız var. Çok aklı başında görünen yazarlarımız, çizerlerimiz aklı başında görünen de ben aşı yaptırmayacağım. Bu aşı zararlı. Oturduğu yerden abuk subuk konuşan bir sürü bizim de sevdiğimiz, saydığımız adamlar da var yani. Aşkının aleyhinde. Efendim AK Parti milleti böyle ukalalık yapanlara öyle bir mahcup etti ki İstanbul'da sanayi çarşılarına aşı ekipleri gidiyor. Bir ekip önden anons yapıyor. Filan adreste sanayi çarşısında aşı yapılmaktadır. SGK kartınızda, Bağkur kartınızda lütfen geliniz. Hemen iki dakika içinde aşınızı olunuz. Ey güzel Allah'ım! Ey güzel Allah'ım! Yahu! Ne yapacak bu adamlar yahu? Daha ne istiyorsunuz arkadaş? Ha ne mi istiyoruz? İçimizde bazıları dayak istiyor. Yayın kurulu üyemiz Hasan Maden anlatıyor. Bir sağlık ocağına gitmiş oğluyla. Efendim orada doktor gelmiş olan hastalara bakın ne akıl veriyor. Diyor ki eskiden bizim sağlık ocağımızda 8 kişi aşılanıyordu. 8 kişiye randevu veriyorduk. Şimdi hükümet bunu 24'e çıkardı. Edepsize bak. Alçağa bak, namussuza, haysiyetsize, şerefsize bak. Ulan devlet sana aşı gönderiyor. Aşılar birer dakikada bitiyor. Birer dakika. Ben de oldum aşı. Alçak adam millete diyor ki protesto edin. Bir sağlık ocağında 24 kişi aşılanmaz diyor. Muhakkak Türk Tabipler Birliği üyesi alçağın, namussuzun birisi bu doktor. Arkadaşımız Sağlık Bakanı'nın şikayet hattına şikayet etti bunu. Cep telefonuyla kamerayı almışlar, şikayet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özellikle bekliyoruz bu doktorun kulağından şöyle tutup burnundan fitil fitil getirmesini bekliyoruz. Beklemeyelim mi? Bu adam orada istediği gibi akreplik yapsın. Yapılan bu güzel hizmetleri takdir edeceği yerde
Bir de şerefsizlik yapsın, gidin şikayet edin. 8 kişi yerine 25 kişi yazmışlar. Ulan 25 kişi de birer dakikadan 25 dakikada aşı olur. Küstah adam. Aldığın para, yediğin ekmek zehir zıkkım olsun sana. Bu millet seni okuttu, doktor yaptı. Hizmet edeceksin değil mi bu millete? Böyle mi hizmet edeceksin? İdeolojisini, hizmetin ve aldığı paranın, emeğin karşısına çıkaran, onu daha önceleyen bir kafa. Efendim, geçen programda söylemiştim hani akrep bunlar diye. Bu da doktor elbiseli, beyaz önlüklü bir akrep. Rabbim hepimizi böyle akreplerin şerrinden korusun. Böyle akrepleri de gördüğümüz yerde hep birlikte böcek gibi ezelim. Hayırlı günler efendim.